İlk duruşma 2 hafta sonra. Çınar anlaşmayı imzaladı mı? Henüz değil. Niye, bir sorun mu var? Yok, normal prosedür bu. Malum hukuksal süreç biraz ağır işler. Son şeklini bulması zaman alır ama davaya kadar halledilir hepsi. Okan Bey, ben artık müsaadenizi istesem, bir iş görüşmem vardı da geç kalmayayım. Benim de vaktim yok zaten. Gel ben bırakayım seni gideceğin yere. Ama benim görüşmem Bağcılar'da, çok uzak. Orada işim bakılır Toprak Hanım. Git gel ömrünüz yollarda geçer. Neden buralarda iş bakmıyorsunuz? Buralarda da baktım da daha lise mezunu bile olmayan biri için çok fazla iş imkanı yok. Benim de artık uzak yakın demeden bir işe girip çalışmam lazım. Aklınızdaki nasıl bir iş? Bilmem yani, çalışıp geçinebileceğim herhangi bir iş. Yemek yapmakla aranız nasıl? İyidir, çok severim yemek yapmayı. Temizlik, çay, kahve falan yapmak zor gelir mi peki? Yok, gelmez, yaparım. İyi o zaman. Artık iş aramanıza gerek kalmadı çünkü sizi işe aldım. Anlamadım. Bizim ofiste bir Safiye ablamız vardı. Gelini doğum yapınca torununa bakmak için işten ayrıldı. Onun yerine sen başlarsın. Gerçekten mi? Hadi çıkalım, ilk günden işe geç kalmak istemezsin değil mi? Hı. Ha öyle mi? Ha tamam, anladım Şermin. Ne olmuş? Bir dakika. Tamam Şermin. Tamam, hadi yine görüşürüz. Hadi sana hayırlı günler. Ya kızım, hasbihal etmeye mi aradın, havadis almaya mı? Ay ne yapayım hanımım? Ben kısa keseyim dedikçe Şermin uzatıyor. Bırak şimdi o çırpı bacağı. Otur, otur. Yalıda kimsecikler kalmamış hanımım. Dayamışlar 2 tır kapıya. Bütün evi boşaltmışlar. O Zümrüt'ün antin kuntin eşyalarına 2 tır az bile. Hiç sorma hanımım. Neyse, Zümrüt Hanım'ın ağlamaktan gözleri çıkmış neredeyse. Beter olsun. Diyeceğim de yüreğim el vermiyor gene de. Ay, Şermin de Reyhan Hanımların evine gitmiş zaten. Yahu bırak o çırpı bacağı, tasası bana düşmedi. Diğerleri? Zümrüt Hanım'la Necip Bey de kendi evlerine geçmişler. Çocuklar gitmemiş mi onlarla peki? Yok hanımım. Zümrüt Hanım yalının satıldığını duyduğu dakika Necip Bey'le baş başa ayrı eve çıkalım demiş. Sırf bana hasedinden yapmadıysa nah yazıyorum şuraya, bana da ikbal demesinler. Ah Necip Bey, ah. Ah bunlara çanak tuttun ya, ne diyeyim ben sana. Sarı Çıyan'la kardeşi ne yapmışlar peki? Onlar da bir süre otelde kalacaklarmış hanımım. Aman bana ne, nerede kalırlarsa kalsınlar. Sen hadi işine bak hadi. Tamam hanım. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabırlar ihsan eyle. Büyük Allah'ım. Anne. Ah, hoş geldin aslanım. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? Bugünümüze şükür. Sen nasılsın oğlum? İyiyim çok şükür Allah'a, ne olsun. Geç. Uğraşıyorum işte. Toprak nerede? Evde mi? Nerede be oğlum? Her sabah erkenden çıkıyor. O kapı senin, bu kapı benim iş arıyor. Hayır, birinden de hayırlı ses gelse bari. Akşam eve böyle eli boş dönünce içim sızlıyor vallahi. Benim de yardım etmemi istemiyor. Evden ne gelir oğlum? Hayır, o imtihanlara girebilseydi belki talihi yaver giderdi, değil mi? Galiba benim aklıma bir şey geliyor anne. Bu sefer ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağım. Mürvet? Hayırdır, ne işin var senin burada? Yavrum, yalı boşaltıldı ya, işte herkes yerini buldu. Ben de Mürvet'i yanıma aldım. Çok iyi yapmışsın anneciğim, iyi olmuş. Hoş geldin. Ben gideyim de bir kızıma bakayım, özledim onu çok. Çay içer miydin evlat? Sonra anneciğim, önce bir kızımı göreyim, özledim çok. Geç, geç bakalım. Of of. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Aysel Hanım ofisimizin koordinasyonunu sağlıyor. Aynı zamanda benim asistanım. Toprak Hanım da Safiye ablanın yerine işe başladı. Öyle mi? Ben de yeni birini bulmuştum. Öğleden sonra görüşmeye gelecekti.
Bunlara gerek kalmadığını söyle. Tamam Okan Bey. Nasıl isterseniz. Sen Toprak Hanım'ı ofisi gezdir. Siz Çınar Bey'in eşi değil misiniz? Öyleyim. Buyurun. Ay, vallahi çok şirinmiş. Cidden seviniyor musun bu işi yapacağını? Evet, seviniyorum. Niye ki? Ne bileyim, temizlik, yemek falan. Bu işler biraz sana göre düşük değil mi? Vallahi annem bizi işin iyisi kötüsü olmaz. Namuslusu namussuz olur diye büyüttü. Hem çok iş aradım ben. O yüzden şimdi burada olduğum için çok mutluyum. İyi madem. O zaman bir çay demle. Yalnız Okan Bey kahve içer. Sade ve şekersiz. Tamam. Hem çay istesen olmaz. Şurayı temizle desen olmaz. Hiç bu kıza göre değil bu işler. Bir şey ihtiyacım var dedi. Teklif ettim, yaparım dedi. Bırak yapsın. Duy da inanma. Bak göreceksin. İki güne kaçacak, yine sıkışan biz olacağız. Aslında kimse olmasa, akşama kadar ikimiz baş başa olsak. Kahvenizi getirdim. Tamam tamam, bırak şuraya. Afiyet olsun. Çık şimdi. Bir daha onunla bu şekilde konuşmayacaksın. Anlayamadım. Toprak Hanım diyeceksin. Bir şey isterken rica edeceksin ve saygılı davranacaksın. Şimdi çıkabilirsin. Mutfağı toparladım. Siz daha çalışacaksanız kalabilirim. Yani kahve falan istersiniz diye. Yok, gerek yok. Ben de birazdan çıkacağım zaten. Sabah 8'de burada olman yeter. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sana da. İyi akşamlar.